Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. Selamun minallahi aleykum ve tahiyyetun minni ileykum eyyuhel ahibbetül kiram. Değerli dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, Kur'an-ı Kerim'den ilk inen sure olan Alak suresinin tefsirini yaptık ve ayetleri, 19 ayeti bitirdik. Şimdi bu 19 ayette kullanılmış olan edebi sanatları El-Belagatu başlığı altında inceleyeceğiz. Değerli arkadaşlar, evet, El-Belagatu edebi sanatlar, tedammenet, tedammene, yetedammenu, tefaale, yetefaalu kalıbında bir mezit fiildir, mazi fiildir. Tedammenet es-suretül kerimetü, bu yüce sure içermiştir, ihtiva etmiştir. Vucuhen, veçhün çoğulu vucuh, vucuhen yönler, minel beyani, beyan ilminden çeşitli yönleri içermiştir. Vel bedi'i, bedi'i ilminden bir takım edebi sanatları içermiştir. Nucizuha, biz o yönleri, o özellikleri özet olarak fîmâ yelî aşağıdaki şekilde sunuyoruz, özetliyoruz. Birinci olarak, birinci edebi sanat, değerli arkadaşlar, el-itnâbu bitekrâr el-fîl. Fiilin ayeti kerimede tekrar edilmesiyle itnab sanatı kullanılmıştır. Şu ayetlerde, ikra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbin adıyla oku. Alak suresinin birinci ayeti biliyorsunuz. İkra, oku. Bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbin adıyla oku. Evet. Sümme gâle, sonra bu ayetten sonra ikra ve rabbukel ekrem. Oku. Rabbin kerem sahibidir. Bu iki ayette dikkat ederseniz ikra fiili, emir fiili, karaa okudu, yakra'u okuyor, ikra oku, emir fiili. Yine aynı emir fiili tekrar edilmiştir. İkra ve Rabbukel Ekrem, oku, Rabbin kerem sahibidir. Dolayısıyla bu ayetlerde ikra fiili iki defa tekrar edildiği için işte biz buna ne yapıyoruz? İtnap sanatı diyoruz. Fiilin tekrar edilmesiyle itnap sanatı kullanılmıştır. Ve maksadı nedir? Bu sanatın kullanılmasında gaye nedir? Limezidil ihtimam, evet, bir şeyin önemine vurgu yapmak için bu itnaf sanatı kullanılıyor. Limezidil ihtimami bişe'nil gıraati vel ilim. Evet, okuma ve ilim öğrenmenin ne kadar önemli olduğuna dikkati çekmek ve buna önem vermeye, efendim, insanlara vurgu için bu İtnaf sanatı yapılmıştır. Buradan şunu anlıyoruz. Değerli arkadaşlar, bakınız, Kur'an-ı Kerim'den ilk inen ayette Allah Teala'nın peygamberine ve onun şahsı manevisinde bütün inananlara, bütün insanlığa ilk emri oku. Okuyu, okumayı emrediyor ve ilim öğrenmeyi emrediyor. Dolayısıyla bu emri iki defa tekrar ediyor. Allah Teala iki defa vurgu yapıyor ve okumanın ne kadar önemli olduğunu böylece anlamış oluyoruz. Demek ki İslam dini okumaya, ilim öğrenmeye, araştırmaya, çalışmaya çok çok önem vermiştir değerli arkadaşlar. Ama ne yazıktır ki ilk emri oku olan, okumayı emreden bir kitabımız var, bir yüce kitabımız var. Ancak biz özellikle bu 21. asırda yaşayan Müslümanlar olarak okumayı, öğrenmeyi, çalışmayı, araştırmayı terk etmiş durumdayız. Bunun için de ilimde, teknikte geri kaldık değerli arkadaşlar. Bugün bazı art niyetli insanlar Müslümanların geri kalmasını bu dine, bu yüce kitaba buluyorlar. Ve bu geriliği, geri kalmışlığı İslam dinine ve yüce Kur'an-ı Kerim'e yönlendiriyorlar. Halbuki bu asla doğru değil. Bakın, ilk emri okuma olan, oku olan bir yüce kitabımız var. Ama biz Müslümanlar olarak bu emrin gereğini yerine getirmiyoruz. O zaman hata dinde değil, Kur'an-ı Kerim'de değil değerli dostlar.
hata, efendim bu emri doğru anlayıp da bu emri hayatında uygulamayan biz Müslümanlarda hata. Dolayısıyla tekrar yeniden o İslam tarihindeki o şanlı efendim tarihimize yeniden dönmek istiyorsak, o zaman Kur'an-ı Kerim'in bu emirlerini doğru anlamalıyız ve bu emirleri hayatımızda tatbik etmeliyiz, uygulamalıyız. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bizden istediği birinci husus okumamız ve burada şu hususa dikkatinizi çekmek istiyorum değerli dostlar. Bakın ayet-i kerimede Allah-u Teala İkra bismi rabbikellezî halak buyuruyor. Yaratan Rabbin adıyla oku. Ama burada mefulün bihi dediğimiz, yani bu ikra fiilinin mefulü, dikkat ederseniz bu ayet-i kerimede yok, zikredilmemiş, hasfedilmiş. Neden hasfedilmiş? Çünkü bir şey hasfedilmişse, silinmişse umumi bir mana ifade etmesi için silinmiştir. Yani eğer burada meful zikredilmiş olsaydı, yani ikra bismi rabbikellezî halak el-Kur'ane denilseydi veya ikra el-Kur'ane denilseydi, o zaman Rabbin ismini anarak Kur'an'ı oku manası anlaşılırdı. Halbuki Allah Teala sadece Kur'an'ı oku demiyor bakın. Rabbin adıyla oku diyor. Elbette biz Müslümanlar olarak, inananlar olarak Allah'ın bize göndermiş olduğu bu son ilahi vahiy olan Kur'an'ı okumalıyız. Ama Kur'an'ın dışında insanlığa fayda veren her faydalı bilgiyi, her faydalı kitabı ne yapmalıyız? Okumalıyız. Her faydalı ilmi öğrenmeliyiz. Dolayısıyla ayet-i kerimede mefulün bih dediğimiz mefulün zikredilmemesi mananın umumi olmasına ne yapıyor? Delalet ediyor. O zaman biz bu asırda yaşayan Müslümanlar olarak elbette ilk olarak Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'i okumalıyız ve onunla birlikte insanlığa faydalı olan bütün ilimleri, bütün kitapları ne yapmalıyız? Okumalıyız. Yani bugün Müslüman Kur'an'ı okuduğu gibi tıp kitaplarını okumalı, mühendislikle ilgili kitapları okumalı, matematikle ilgili kitapları okumalı, kimya ile ilgili kitapları okumalı, fizikle ilgili kitapları okumalı. Kısacası insanlığa faydalı olan bütün kitapları, bütün ilimleri okumalıyız, öğrenmeliyiz, araştırmalıyız değerli dostlar. İşte bu ayetleri şayet doğru okursak, doğru anlarsak ve ibret alıp da hayatımıza yansıtırsak inşallah Müslümanlar tekrar İslam tarihindeki o şanlı efendim tarihimize yeniden dönme imkanı bulacağız ve ilimde, teknikte ileri gideceğiz ve nitekim batılılar ilmi, irfanı, efendim bu güzellikleri Müslümanlardan aldılar ve bu konularda Kur'an'ın emri olan okumayı, araştırmayı, incelemeyi onlar bugün tatbik ediyorlar, uyguluyorlar. Dolayısıyla ilimde, teknikte ileri gitmişlerdir ve hala da ileri gidiyorlar. Ama biz Müslümanlar olarak Kur'an'ın, Allah'ın bu emirlerini kulak ardı ettiğimiz için, göz ardı ettiğimiz için ilimde, teknikte geri kaldık. O zaman tekrar yeniden ilimde, teknikte ilerlemek istiyorsak ve ilerlemiş olan, gelişmiş olan ülkelerin seviyesine ulaşıp da onları geçmek istiyorsak, o zaman bu yüce kitabımızdaki Allah'ın bu emirlerine, bu buyruklarına kulak vermeliyiz ve bunları hayatımızda uygulamalıyız değerli dostlar. Evet, ikinci edebi sanata bakıyoruz. İkinci edebi sanat el-cinasun nakıs. Evet, el-cinasun nakıs denilen edebi sanat var. Şu ayetlerde halaga yarattı demek. Alak kan pıhtısı. Dolayısıyla işte burada alak bir uyum var. Buna biz cinas diyoruz. El cinasun nakıs diyoruz. Dolayısıyla bu şeylerde, kelimelerde bir cinas sanatı söz konusudur. Evet. Üçüncü edebi sanat olarak değerli dostlar, tıbakus selp sanatı mevcuttur. Allemel insane malem yalem. Burada allemel insanı, insana öğretti. Burada müsbet manada bir mana var. İnsana öğretti. Ayetin devamında da malem yalem, aynı kökten gelen
lem ya'lem bilmediği şeyleri öğretti. Dolayısıyla işte buna tıbâk-ı selb diyoruz. Tıbâk-ı selb sanatı mevcuttur bu ayette. Dördüncü edebi sanat olarak değerli dostlar, el-kinaye, kinaye sanatı kullanılmıştır şu ayet-i kerimede. Era'ayte ellezî yenha abden. Evet. Era'ayte gördün mü? Edatü istifham, soru edatıdır. Era'ayte sen gördün mü? Ellezî öyle bir insan ki yenha, neha, yenha yasaklıyor. Yasaklayan insanı gördün mü? Abden, bu nedir? Mef'ulün bihidir. Evet, bir kulu yasaklayan insanı gördün mü? Era'ayte fiil ve fail. Ellezî ismi mevsuldür ve mensup mahallindedir. Mef'ulün bihi mahallindedir. Yenha fiili muzaridir. Ve abden de yine nedir? Mef'uldür. Burada dikkat ederseniz bu ayet-i kerimede kenna kinaye sanatını kullandı. Kinaye yoluyla ifade etti. Bil abdi. Abd kelimesini kullanarak Allah-u Teala kinaye sanatını kullandı. Halbuki burada abd kelimesinden kasıt nedir değerli dostlar? An Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü kastediliyor burada. Abd kelimesinden kastedilen Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Burada eraytellezî yenha Resulallahi demedi veyahut da eraytellezî yenha ennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem demedi. Ne yaptı? Abden diyerek abd kelimesini kullandı. Neden böyle bir ifade tarzı kullandı? Velem yegul şöyle demedi. Yenhake seni nehyedeni görmedin mi demedi. Tefhimen lişe'nihi peygamberin şanını yüceltmek için, onun şanını, onun değerini, Allah katındaki değerinin ne kadar büyük olduğunu, ne kadar yüce olduğunu ve tazimen li kadrihi peygamberin Allah katındaki değerinin ne kadar büyük olduğunu ifade etmek için ne yapmıştır? Abden kelimesini kullanmıştır. Buradan şunu da anlıyoruz değerli dostlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en önemli özelliği, niteliği Allah'ın kulu olmasıdır. Abd olmasıdır. Demek ki peygamberlik özelliğinden de öne alınıyor. Ayetlerde önde zikrediliyor. Abd özelliği. Dolayısıyla Allah-u Teala şeyde de şehadette de ne yapıyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyoruz bakın. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve eşhedü enne ve yine şehadet ederim ki enne Muhammeden, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem abduhu, Allah'ın kuludur ve Resulü'hü ve onun elçisidir diyoruz. Ve abd özelliğini önce zikrediyoruz. Buradan şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Demek ki Allah'a kul olmak Allah katında en büyük, en önemli, en şerefli niteliktir, özelliktir. Şayet bizler de Allah'a hakkıyla kul olabilirsek ne mutlu bize. Dolayısıyla işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulluğuyla ne yapıyor? Öne geçiyor. Ve bize örnek oluyor değerli dostlar. Biz de kulluğun nasıl olması gerektiğini, Allah'a nasıl kulluk edeceğimizi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmeliyiz. Ve onun gibi Allah'a kul olmaya özen göstermeliyiz. Zira kullukta, Allah'a kullukta en zirve noktayı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizlere göstermiş ve bizlere o konuda bizlere en güzel örnek olmuştur. O halde biz de ne yapmalıyız? Allah'a kullukta Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almalıyız ve onun kulluğuyla, onun kulluğu gibi Allah'a kulluk ettiği gibi biz de Allah'a kulluk etmeye gayret etmeliyiz. Şayet bir insan Allah'a hakkıyla kul olursa en yüce makam, en yüce mertebe kulluk mertebesidir. Ve zira Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de gerek bu ayeti kerimede gerekse başka ayetlerde Peygamber Efendimiz'in kulluğunu öne çıkarıyor ve ilk önce onun kulluğunu ne yapıyor? İfade ediyor. Dolayısıyla biz de bundan örnek alarak
mümkün mertebe bu dünya hayatımızda Allah'a layık bir kul olmaya gayret etmeliyiz. Yüce Rabbimiz bizleri kendisine layık kul eylesin. Habibi ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet eylesin. Ve kullukta her konuda olduğu gibi kullukta Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek edinmemizi Yüce Rabbimiz bizlere nasip ve müyesser eylesin. Evet değerli arkadaşlar, 5. edebi sanata bakıyoruz. Ayetlerde kullanılan 5. edebi sanat. El-istifhamu, evet soru üslubu kullanılmış ayette. Ama soru üslubu genelde Arapçada sorun için sorulur değerli arkadaşlar. Bir insan bilmediği bir konuda o konuyu öğrenmek için muhataba soru sorar. Ama burada ayet-i kerimede bu hakiki manada bir soru değildir. Littacibi min şe'nil nahi. Evet, Allah'ın kulunu nehyeden, Allah'ın kulunu namaz kılmaktan yasaklayan kişinin durumuna şaşırma amacıyla soru sorulmuştur. Tacip maksadıyla ne yapılmıştır? Soru yönlendirilmiştir ve ayetlerde şöyle ifade kullanılmıştır. Eraytellezî yenhâ, Allah'ın kulunu namazdan nehyeden, yasaklayanı gördün mü? Evet, burada bir tacip, bir şaşırma söz konusudur. Yine şu ayette de eraite inkâne alel huda, eraite gördün mü? İnkâne alel huda, eğer o mücrimin, o kafirin namaz kılmaktan yasakladığı o Allah'ın kulu, o salih kul hidayet üzere ise, salih bir insansa, salih bir peygamberse şeklinde böyle bir soruyla ayetlerde tacip kastedilmiş ve şaşırma efendim amacıyla ifade edilmiş bir soru üslubudur. Evet, 6. olarak değerli arkadaşlar, edebi sanat olarak mecazül akli, akli mecaz sanatı kullanılmıştır. Şu ayeti kerimede nasiyetin kâdibetin hatıe. Evet, yalancı ve hatalı bir perçem. Nasiye, insanın başının ön kısmındaki saça perçem diyoruz Türkçe. Ve Arapçası nasiye. Evet, nasiyetin kâdibetin hatıe. Evet, yalancı, hata yapan bir perçem. Evet, burada ey kâdibun sahibuha hatiun. Evet, hatalı olan ve yalancı olan o insanın saçı, başının ön tarafındaki saç kılları değildir değerli arkadaşlar. Burada ne yapıyor? Bir mecazi anlatım var. Akli bir mecazi anlatım var. Buradan şunu anlamalıyız. Yani o hatalı ve yalancı olan perçemin sahibi burada kastediliyor. Kâdibun sahibuha, yani o perçemin sahibi yalancıdır. Hatiun ve hata yapan o perçemin sahibi olan insandır. O mücrim ve kafir olan insandır. Yani esnede isnat etti. El kizbe ileyha mecazen. Burada ayeti kerimede yalanı Allah-u Teala o insanın başındaki perçeme isnat etti. Halbuki burada asıl maksat nedir? O perçemin sahibi olan insandır. Yalancı olan ve hatalı olan, günahkar olan, kafir olan, mücrim olan o insandır. Evet, böylece mecazi akli sanatı ne yapılmıştır? Bu ayette kullanılmıştır. Herhalde anlaşıldı. Evet, son olan edebi sanata geçiyoruz değerli arkadaşlar. Son 7. edebi sanat da Es-Sec'ul Murassa. Es-Sec'ul Murassa, Murassa seci sanatı kullanılmıştır. Mislü İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insane min alak. Dikkat ederseniz burada bir uyum var. Ki bu uyuma seci sanatı diyoruz. Her dilde olduğu gibi Arapçada da bu seci sanatı çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'in birçok suresinde, birçok ayeti kerimesinde bu seci sanatının kullanıldığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Evet. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insane min alak. Dikkat ederseniz son ayetlerin bitiş
kelimelerine baktığımızda bir uyum içerisinde. Evet. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insane min alak. Evet. İşte buna murassa secil sanatı diyoruz. Evet, bu edebi sanatları da bu şekilde açıklamış oluyoruz değerli arkadaşlar. Evet, böylece temme tamam oldu. Temme yetimmu. Temme tamam oldu, tamamlandı. Bi avnihi, Allah'ın yardımıyla, avn kelimesi yardım manasına geliyor. Temme bi avnihi teala, şanı yüce olan Allah'ın yardımıyla tamamlanmıştır, tamam olmuştur. Ney tamam olmuştur? Tefsiru suretil alakı, Alak suresinin tefsiri tamamlanmış ve bitmiştir. Evet, böylece değerli arkadaşlar, Muhammed Ali Sabuni'nin telif etmiş olduğu Saffetü Tefasir, tefsirlerin özü anlamına gelen ve 3 ciltten meydana gelen bu tefsirden Alak suresinin tefsirini yapmış olduk. Evet, böylece Kur'an-ı Kerim'in nüzul sırasına göre 1. suresi olan Alak suresinin tefsirini bu dersimizde bitirmiş oluyoruz. İnşallah gelecek dersimizde Kur'an-ı Kerim'den Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e 2. sırada inmiş olan Müddessir suresinin tefsirine başlayacağız. Dolayısıyla bugünkü dersimizi şu sözümüzle, şu duamızla bitirelim inşallah. Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el Fatiha.